Dün asgari ücret belirlendi. Evet. %49 artışla 17.002 lira oldu. Maalesef ki asgari ücret tespit ve bu toplantılar biz isterdik ki bağımsız bir yerde olsun, eşit şartlarda olsun, özgürce konuşulsun ama toplantılar bile sarayda yapılıyor. Hiç kimsenin düşüncesi, gerçek veriler göz önünde bulundurulmuyor. Enflasyon oranları aslında çok tartışmalı. ENA göre %100'ün üstünde. TÜİK'e göre işte %49 civarında olduğu söyleniyor, sürekli değişiyor. Ama gerçek bir şey varsa enflasyon %100'ün üstünde. Ve bir kez zam yapılacak. Üzülerek söylüyorum ki bugün 17 bin lirayla bu ülkede insanlar sadece yaklaşık bir aylık kirasını verebiliyor. İki asgari ücret olsa da yoksulluk sınırının altında insanlar. Yani bir yıl içerisinde hiç zam yapılmayacağını düşünürsek gerçekten Türkiye'yi bir felaket. Türkiye'de çalışanların %40'ı asgari ücret alıyor. Milyonlarca insan. Çay simit hesabı yapabiliriz. Birçok hesap yapabiliriz. Nereden bakarsak bakalım. Bu parayla bir işçinin, bir ailenin geçinilmesi imkansız. Bu zam Şubat ayında yürürlüğe girecek. Ama işte otoyol, köprü, harçlar, vergiler 1 Ocak'tan sonra girecek. Kaç? %58,5. Yani bu bile adaletsizliği ortaya koyuyor. Maalesef ki ülkemizde %40, Fransa'da %11, Hollanda'da, Almanya'da %6, İspanya, Belçika'da %1 vatandaş asgari ücretle çalışıyor. Türkiye'de %40. Şimdi bakıyoruz, 2024 1 Ocak'tan itibaren en düşük kamu işçisi 33 bin lira alacak. En düşük memur maaşı 33 bin lira olacak ama yaklaşık olarak bunun yarısını çalışanların %40 olan emekçiye veriyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu artık katlanılacak bir şey değil. Dün meclis kürsüsünde de söyledik. 6 gün meclis çalıştı. Çalışan emekliye 5 bin lira vermek için çalıştı. Artık bu iktidarın para kavramından bir parça farkında olması ve insanları kendini yerine koyması gerekiyor. Türkiye'de bir yoksulluk, bir yoksunluk, felaket ortada. Göreceksiniz ki bahar aylarında, Nisan'da, Mayıs'ta bu maaşın eridiğini, iğneden ipliğe, ekmekten, etten, akaryakıttan, doğalgazdan, kiradan her şeye zam geleceğini göreceksiniz. Ama pek de umurlarında değil. Dün yine Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı açık, seçik, daha hukuk fakültesinde birinci sınıfta anayasa dersi alan bir öğrencinin bile anlayacağı şekilde dosyayı 13 Ağır Ceza Mahkemesi'ne gösterdi ve ne yapması gerektiğini söyledi. Bakın 13 Ağır Ceza Mahkemesi anayasa 153'e göre Anayasa Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyması zorunluluğu olmasına rağmen yine dosyayı Yargıtay'a yolladı. Düşünün, Türkiye'de bir yerel mahkeme yasamaya, yargıya, aslında bir anlamda da yürütmeye darbe yapıyor. Anayasa Mahkemesi kararını tanımam diyor. Eğer Yargıtay da denetim görevini yapıp bu kararı vermezse Can Atalay yine cezaevinde olacak. Utanç verici bir durumdur bakın. HSK'ya sesleniyorum. Anayasal bir darbe girişiminde bulunan, meclis iradesini içe sayan, meclise darbe yapan bu mahkemenin üyelerine derhal gereğini yapın. Türkiye anayasası uygulanmayan bir ülke olarak dünyaya rezil oluyor. Hatay halkının seçmiş olduğu bir milletvekili cezaevinde ve mahkeme anayasaya kafa tutarak buna direniyor. 85 milyona sesleniyorum. Hiçbiriniz hukuksuz 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını dinlemeyin. Hepiniz eyleminizi ortaya koyun. Eğer bir kez seçilen milletvekili anayasaya rağmen cezaevine atılırsa Türkiye bambaşka bir yere gider. Türkiye'nin hukuku 80 darbesinin hukukundan çok geride. Kötü de olsa bir anayasa vardı, anayasa kavramı vardı. Şimdi Türkiye'de artık anayasa kavramı yok. O heyetten utanıyorum bir hukukçu olarak. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak o heyeti istifaya, o heyet hakkında HSK'yı, savcıları işlem yapmaya davet ediyorum. Türkiye bunu hak etmiyor. Bir kez daha söyleyeyim. Can Atalay'ın yeri burası. Bunu anayasa emrediyor, Anayasa Mahkemesi kararı söylüyor. Diğer bir felaket. Can Atalay orada cezaevinde. Faruk Koca 85 milyon önünde gencecik bir hakeme yumruk atan, hastanelik eden Ankara Gücü Spor Kulübü Başkanı. Ki bir kez daha söylüyorum, Ankara Gücü camiasını ve spor kulübünü, Rize Spor'u bir kenara bırakıyorum. Başkanlar camialara bağlamaz. Hakemi dövüyor, hastanelik ediyor, arkadaşlarıyla tutuklanıyor. O da bizlerin baskısıyla, meclis konuşmalarıyla sağlanıyor. Arkadaşları cezaevinde Faruk Koca tahliye oluyor. Neden? Asıl eylemi yumruğu atan o. Yanındaki insanlar var. Yanındaki insanlar tutuklu, Faruk Koca tahliye oluyor. Neden? Çünkü AKP'nin iki dönem milletvekili. Çünkü AKP'nin kurucusu. Çünkü AKP'liysen suç işleme özgürlüğün var. Değilsen, milletvekili olsan bile dokunulmazdın, bir kenarda. Soruyorum saraya, soruyorum Adalet Bakanı'na.
Niye tahliye ettiniz bunu? İlk duruşmaya çıkmasını bile niye beklemediniz? Şunu söyleyeyim. Bu utanç verici karar o yumruktan daha acı. Bu utanç verici karar o yumruktan çok daha acı arkadaş. Ve 5 kişi düşünün. Asıl eylemi yapan, yumruğu vuran kulüp başkanı, AKP eski milletvekili, 4'ü tahliye suçlu. 4'ü cezaevinde, ona özgürlük. İşte AKP'nin yaratmış olduğu adalet, hukuk sistemi, yargı sistemi budur. Rütük yine kanallara ceza yağdırdı. Halk TV'ye %3 ceza geldi. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de aramızda da arkadaşlarımız olabilir ama bazı kanallar siyasetçilerin, sanatçıların, toplumun bir bölümünün ayrıştırarak inanılmaz suç işliyor ve yayınlar yapıyor. İftiralar atıyor, ülkeyi bölüyor. Ama onlar tek bir ceza almıyor. Ben Rütük'e buradan soruyorum. Lütfen çıkın, Türkiye'deki yayın yapan kanalların listesini açıklayın. Halk TV, KRT, Sözcü TV, Fox, Tele1 kaç ceza aldı? Akit TV, Net TV, T24, pardon, N24, yine meşhur kanallarından. Kanal 7, Gökçek ailesinin kanalı, o neydi? Beyaz TV, bunlar ne ceza aldı? Ve bir de şunu açıklasınlar, bunların yaptığı yayınlara bakalım. Halk TV'nin yaptığı yayınlara bakalım. Kim insanına küfrediyor? Kim insanına iftira atıyor? Ve kim ne ceza alıyor? Yargı düşünen, tartışan insanlara ayar veriyor. Rütük de bunları konuşup haber yapan televizyon kanallarına ayar veriyor. Bu kabul edilemez. Son olarak Türkiye dedik baronların, mafyaların, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş. Bugün Sırp, Afgan, Arnavut, Hollandalı birçok mafya babası yakalandı. En son Erik Schroeder, Alman organize suç örgütü elebaşısı Türkiye'de yakalandı. Niye bunlar Türkiye'de? Nasıl giriyor? Türkiye'de ne yapıyor? Açıklanmalı. Bakın, uyuşturucu, mafya, silah, bu işleri kaçakçılığı yapan insanlar İstanbul'un, Ankara'nın lüks semtlerinde adamlarıyla bir sürü işe karışıyor. Beni üzen, endişe eden, neden bu ülkeye giriyorlar? Çatışıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. İnsanları öldürüyorlar. En sonunda Alman mafya liderinin burada olduğunu gördük. Güvenli bir Türkiye diyorlar. Yerli ve milli olmaktan bahsediyorlar. Ama görüyorum ki Türkiye'nin sınır güvenliği kalmamış. Söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak sizlerin yeni yılını kutluyorum. Zor bir yıl geçirdik. Umarım yeni yılda siz basın mensuplarının daha özgür yayın yaptığı bir yıl olur 2024. Yargılanmazsınız. Hiç kimse tarafından tehdit almazsınız. Bizi de, AKP'yi de, herkesi de özgürce eleştirebilirsiniz. İhtiyacımız olan bu. Sizlere, ülkeme, yurttaşlarıma, Can Atalay'a, gençlere 2024'te özgür ve mutlu bir yıl diliyorum. Teşekkür ediyorum. Soru? Bu da güzel. Şunu söyleyeyim, Kılıçdaroğlu yerel yönetimlere yönelik federal anlamda bir özellikten bahsetmedi. Konuşmanın bütününü çok iyi hatırlıyorum ve bu eleştiriler geldikten sonra da o konuşmanın tamamına baktım. Şimdi 21 Anayasası, farkındaysanız yerinden yönetim, yerel yönetimlere yetkiler veren bir anayasaydı. Aslında oradan gelerek hep 21 Anayasası dikkate alınmıştır. Gerek bütçe olarak, gerek denetim olarak, gerek etki olarak, gerek hukuki güvenli olarak yerel yönetimlerin güçlü olması farklı ama Güneydoğu'nun, Akdeniz'in, Ege'nin federal bir yapı olarak tartışılması çok farklı. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını, misaki milli sınırlarını sonuna kadar savunuyoruz. Çünkü bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sınırları çizmiş. Orada güçlü yerel yönetimler ve bu yerel yönetimlerin kendi karar alma merci, kendi bütçeleri açısından korunması ama özellik asla. Kastedilen o değildi. Bunu ben bir kez daha ülkeme söyleyeyim. Anayasanın ilk 4 maddesini asla tartışmayı ve tartışılma ihtimalini konuşmadık bugüne kadar. Onu söyleyeyim. Yok. Bakın, bu videolara da bakarsanız anayasanın ilk 4 maddesini tartışalım demiyor. Asla. Asla. Maalesef ki Türkiye'de şu var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Unutmuşken söyleyeyim. Çok özür diliyorum. İyi ki bu soruyu sordunuz. Türkiye'de algılar gerçeklerin önünde. Aslında bunu herkes yapıyor. Sizinle mesela burada 20 dakikada konuşuyorum. 3 cümleyi alıyor. 3 cümle üzerine 85 milyon üzerinde bir algı yapıyor. Hayır. O konuşmanın tamamına bakın. Bakın. Mesela belediyelerin güçlü, yerinden yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda söylediklerinin özellikle ve federal yapıyla hiçbir alakası yok. Bunu herkese yapılıyor. Mesela yeni bir olay. Bunu mutlaka söylemem lazımdı. Çok şikayet geldi. Gergerli oldu. KHK'larla ilgili bir kanun teklifinde bulundu. Haksızlıklarıyla ilgili. Yargıda beraat etmiş, kesinleşmiş KHK'ların durumuyla ilgili. Sonra bir tweet attı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne red oy verdi dedi. Bir düşündüm. İş çizik 37'ye göre geldi. Elektronik oylama olmadı. Açık oylama oldu. Herkes Türkiye bizi arıyor. Aslında meclisteki internet sitesine baksalar oylamanın nasıl olduğu görülecek. Ama bir Türkiye üzüldü. Bunu bir milletvekili yapıyor mesela. Doğru değil. Eğer tamamen
AK Parti'nin zıt düşüncesine bağlı birileri yapıyorsa da yanlış. Ama ben konuşmayı ben yaptım. Hüdapar'la ilgili, Hüdapar'ın Hizbullah'la ilgili söyledikleri, Hüdapar'ın Kürdistan bölgesi kelimesini kullanarak mitinglerde yaptığı konuşmalar. Seçimden önceki Mersin Meydanı'nda mitinglerde de söyledim. Bizi rahatsız ettiğini söyledim. Yoksa benim kişilerle isim olarak işim yok. Yani bakılırsa çok net MHP'yi ve AKP'yi rahatsız edecek. Bugün savundukları düşüncelere tamamen ters açıklamalar var. Şimdi suçsuz insanları lanetleştiriyorsunuz. Hedef gösteriyorsunuz. Yapmayalım arkadaşlar, bakın bugün bir şehit cenazesinde suçsuz günahsız algıdan dolayı bir milletvekili öldürülürse bunun altında herkes kalır. Herkes kalır. O yüzden bu algıları yapmayalım, eleştirilerimizde vicdanlı olun. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bakın her türlü eleştiriye evet ama şiddete ve insanları kışkırtmaya, insanları topluca birilerinin üzerine yürütmeye hayır. Hiç kimsenin kılına zarar gelmesini istemem. Onların da asla bunun karşısında olurum. Ben mecliste medeni bir şekilde tartıştım. Birçok eleştiri yaptılar haksız. Ona bakın dedim, bu kadar. Şöyle, ben rahatsız oldum ve rahatsızlığımı bütçenin son 10 dakikasındaki konuşmamda bildirdim. Hüdapar'ın şöyle söyleyeyim. Bütçede 14-15 günlük bir maraton yaşadık. Finalde, o 15 günün finalinde o bütçeyi savunacak 10 dakika bir milletvekili çıkar. İktidar kanadından. Aleyhte de eleştirecek bir milletvekili çıkar. Aleyhte ben konuştum. Lehte de bu bütçeyi savunmak için Hüdapar Genel Başkanı çıktı. Ben dedim ki 300 tane milletvekili içerisinde yerli ve millilikten bahsediyorsunuz. Sınır güvenliğimizden bahsediyorsunuz. Şehitlerimizden bahsediyorsunuz. Gaffar Okan bugün bizim içimizi yakan şehidimiz. Ve faili belli Hizbullah. Hizbullah terör örgütü değildir diyen birisinden rahatsız olmuyor musun? Federal yapı tartışmalıdır diyor. Rahatsız olmuyor musunuz dedim. Türkiye'de ne mutlu Türk'üm diyene sözü kullanılmamalıdır diyen birinden rahatsız olmuyor musunuz dedim. Bizi dinleme tenezzülünü göstermeyen Devlet Bahçeli, biz konuşurken çıkıp Hüdapar Genel Başkanı ve AK Partiler gelip konuşurken içeri girip onu dinlerken yüzü kızarmıyor mu dedim. Aynı noktadayım. Biz rahatsızız zaten, rahatsız olduğum için söyledik ama onlar niye rahatsız olmuyor? Teşekkür ediyorum. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.